Evet sevgili selamlar. 24 5 mi? 25. Ha 24 hafta tabii 23'ü tamamladık sonra geçen hafta 24 25 güzel. Platon okumaları. Şimdi geçen hafta yani belki yeni gelenler için de bir tür ikinci bir girişti. Mahiyetinde diyelim bir Platon çerçevesi sunmaya çalıştım sizlere. Ve Platon'la ilgili bir takım zorluklardan söz ettim. Hatta yani Platon'u bir olgu, bir vaka olarak artık anlamak gerektiğini söyledim. Çünkü Platon'un anlaşılmasına dair neredeyse marazi yani patolojik bir durumdan da söz ettim. Ve bunun sadece Batı adıyla anılan bir düşünceye ait olamayacağını, bununla Doğu'yu kastetmiyorum çünkü Batı-Doğu ayrımları arasında da ciddi sorunlar olduğundan söz ederek Akdeniz'in çevresinde diyelim, Akdeniz havzası, ister Orta Doğu'yu anlayalım, ister daha yeni modern ifadesiyle Avrupa. Platon'un anlaşılmasıyla ilgili bir sorunun artık giderek çok ciddi şekilde derinleştiğini ve işte o marazi dediğimiz duruma dönüştüğünü söyledik. Yani bir vaka olarak önümüze koymaktan. Dolayısıyla da bu Platon okumalarının bu bölümünü biraz daha farklı bir düzeyde ya da düzlemde sürdürebilir miyiz diye de bir ne diyelim bir öneri sunmaya çalıştık. Şimdi aslında genel olarak bakıldığı zaman konuyla ilgili durumun bu kadar yaygınlaşmış olması sebebiyle dolayısıyla Platon okumalarında bendeniz biraz marjinal bir fikir serdeder duruma düşmüş oluyorum elbette. Çünkü çok yaygın ve geniş bir katılımla Platon hakkında herkes hemen hemen hemfikir. Ancak bu hemfikir olma ne yazık ki düşüncenin kendi serbestliğinden kaynaklanarak oluşmuş bir durum değil. Çünkü tam da aslında bu hürriyet, özgürlükle ilgili kavramlar tam olarak bu. Çünkü asla siz kendinizi özgür hissetmeden özgürlüğünüz elinizden alınmaz. Yani bu işin şöyle söyleyeyim yine Platon tabirle doksa itibariyle bütün özelliği budur. Yani sizin bir hapishanede bir mahkum oluşunuz apaçıksa zaten durum ortadadır yani. O zaman zaten o suçum ne diye sormanız lazım. Biraz Kafkaesk oldu ama hani vardır ya onun davada neden suçlandığını bilmeden adamcağız değil mi? Mahkum olur ve infaz edilir. Aslında böyle bir durum. Yani o sebeple biraz da Tanpınar'la ilgili bir referansı kullandım. O da şaşırtıcı olmuştur. Hatta bunları şu Fransız düşüncesinden bizim etkilenmemizin aslında o kadar da ne diyelim... olumsuz olarak anlaşılmaması gerektiğini, çünkü olumsuz dememin nedeni şu, genellikle felsefe dediğimiz şeyi edebiyattan ayırıyoruz. Fakat Fransız kültür kimliği bunu iç içe sokuyor. Yani bunu çok net görmemiz lazım. O yüzden de daha mesela işte postmodernizm gibi modern anlamdaki Fransız düşüncesi ya da entelektüel kültürü genellikle mesela Birleşik Devletler'de karşılaştırılmalı edebiyat bölümlerinde daha yaygın anlamda seviliyor ve tutuluyor. Yani bunların hiçbiri tesadüf değil. Çünkü yani edebiyat güçlü bir biçimde düşünce gerektiriyor. Fakat diğer taraftan da tabii edebiyatla ilgili sakınca çok net bir biçimde bütün sanat türlerinde olduğu gibi hayali olması yani kurgu olması.
bahsettin. Dolayısıyla felsefe ve bu metin arasındaki ilişki, felsefenin metinsel ifadesi ve bunun bu derecede kurgu olmasıyla ilgili edebiyat derecesinde tabii ciddi şeylere, çekincelere sahip. Ama hani felsefeyi felsefe olarak yapmanın bir dili ve metni mi var? Yani böyle bir şey kriter kabul edebilir miyiz? Bu da ayrı bir mesele. Ama ne olursa olsun sonuç olarak işte bundan dem vurarak bizim de aslında düşünce geleneğimizle ilgili birkaç söz söyledik hatırlarsanız. Bunların her biri önemli. Çünkü düşünce bir uzmanlaşarak bir yere gidemez. Yani hani felsefe uzmanlığı diye bir şey yok. Ama bununla hani herkes felsefe yapar anlamında demiyorum. Şimdi bu da bir acayip oldu. Herkes sanat yapamaz demiş gibi oldum. Hayır değil. Elbette herkes yapar. Fakat burada söylediğim anlamda ciddi bir çaba ve emek gerektiriyor. Bunların sağlanması koşuluyla. Dolayısıyla bununla ilgili kriterler bakımından yaşadığımız coğrafyanın dezavantaj gibi görünen özelliklerin avantaj olabileceğinden de söz ettim vesaire. Dolayısıyla aslında ne söylemeye çalışıyorum? Bir tür az önceki kendi fikir serdetmemin konuyla ilgili marjinal oluşunun aslında zemininde çok daha geniş bir ne diyelim bir iddia gibi dile getirmeyelim ama bir haklılık payı olduğunu söylemeye çalışıyorum. Yani bütün bu meselelere 2500 yıllık bir bagaja rağmen tümüyle taze bir biçimde bakabileceğimizi söylemeye çalışıyorum. Bu konudaki şeyim bakidir. Dolayısıyla fikrim. Şimdi bunu söylememin yani gene geçen haftadan bir hafif bir özet gibi bahsetmemin sebebi de işte Platon'la ilgili girişeceğimiz bu dönemki okumaların biraz aslında Platon düşüncesini yavaş yavaş ilişkide bulunduğu düşüncelerin de ötesinde doğrudan kendisi bakımından ortaya koyabilmemizin bir imkanından söz etmeye çalışıyorum. Dolayısıyla da böyle olunca da aslında şunu umut ediyorum. Belki doğrudan aslında Platon okumalarını belli bir şekilde belki de belli tür bir Platon eleştirisi dahil olmak üzere yapabilme mümkün mü ona bakıp bakamayacağımızı söylemeye çalışıyorum. Tekrar ediyorum gene yani geçen haftadan gene söylediğimi hatırlayarak eleştiri dediğimizde olumsuz değerlendirme anlamıyoruz. Eleştiri dediğimizde düşüncemizin konusu yaptığımız mevzuyu yani vaaz edilmiş, konulmuş olanı bütün imkanları ve cihetleri bakımından açıp ortaya koymaktan söz ediyoruz. Dolayısıyla da böylece sözün söylenmişiyle söylenmemişi ya da söylenemeyeni arasındaki ilişkiyi de kurmaya çalışıyoruz. O her zaman söylenen de bakidir. Yani o söylenmeyen. Ya söylenmez, bilerek söylenmez. Bir şekilde orası atlanır. Söylenmesi uygun görülmez. Bu çok ilginç bir şeydir. Bir otosansür gibi değildir ama başka bir şeydir. Ya da söylenemez. Çünkü orada dile getirilemez. Söyleyen söyleyememiştir. Ama orada vardır. Yani bunu görebilirsiniz. Bunlar çok ilginç şeylerdir aslında. Ama bütün bunlar için tabii daha önceki Platon okumalarında değindiğim şu yazar okuyucu meselesini tekrar ciddi biçimde düşünmek kaydıyla. Çünkü şöyle bir şey söylediğimi hatırlıyorum. Yazarı olmadığınız hiçbir metni okuyamazsınız. Yani ancak yazar olduğunuz zaman görürsünüz zaten söylenen de söylenmeyen neyin kaldığını, ne kadarının söylenmediğini isteyerek ve bilerek ya da söylenemediğini bilmeyerek. Bütün bunları anlayabilmek için yazarı olmanız gerekiyor. Ve bununla ilgili de şimdi bu kendi içerisinde bir mevzu. Bununla ilgili olarak da şöyle bir şeyden bahsettiğimi hatırlıyorum. Bu yazar ve okuyucu meselesi eğer böyle olmasaydı, gerçekten öğrenme dediğimiz olay birinden birine aktarma olurdu. Yani çok acayip bir şey olurdu.
Yani hani şey gibi, yani hani bir arabaya bir yük yükleme gibi. Buradan alıyorsun yükleri, oraya yüklüyorsun, o arabayı götürüyor, taşıyor, nereye koyuyorsa koyuyor artık. Yani öğrenmeyi bu şekilde düşünmemiz mümkün değil. Dolayısıyla da tarafların öyle gibi görünmesine rağmen, yani hani öğrenmede bir öğreten ve de bir de öğrenen taraf gibi görünüyor olmasına rağmen, aslında öğreten esastan öğrenendir, esastan. Yani esasen öğrenendir. Öğrenen de ancak kendisinden öğrenir. Ama işin ilginç tarafı, öğrenenle öğreten arasındaki bu ilişkide ki insani bir temeldir, temel bir esastır. Yani bir başkasına olan muhtaçlıktır. Bu çok önemli bir şeydir. Bu bağlam. Yani bunu usta çırak klişesinin içine de hapsetmemek gerekir. Söylemeye çalıştığım bu. Bu çok insani bir bağlamdır. Dolayısıyla öğrenme dediğimiz insan olma faaliyetiyle eş değerlidir. Yani bunu eğitim adıyla bir şeye de indirgememek lazım. İşte ilkokul, ortaokul, lise, üniversite gibi bölümlemelere de tabi tutmamak lazımdır. Ya da işte Avrupa Birliği'nin hayat boyu öğrenme dediği şey de değildir. Yani oradaki niyeti ne kadar iyi görürsek görelim, bu söylediğimizle ilişkili bir derinlikte değil o. Yani ekonomik bir faydanın temele konulduğu bir pragmatik faaliyet olarak öğrenmeden söz ediliyor. O know-how meselesi yani. Hani sürekli know-how'a açık olma anlamında. Hocam, öğrenmekle bilmeyi ayırıyor musun? Hayır, ama bilmeyle ilgili mesele biraz daha ilginç. Yani hani bunu öğrenmeyle özdeş tutarak götüremeyiz. Çünkü onu da defalarca söylemişimdir. Şimdi bir Platon'dan söz ettiğimize göre tabii aslında Sokratik meşhur ifadesidir, değil mi? O bütün bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir. Dolayısıyla onu da söyledik. Yani bilenle bilmeyen arasındaki fark bilenin bilmesi değil. Bilmeyenin de bilmemesi değil. Bilenle bilmeyen arasındaki fark bilenin bilmediğini bilmesi, bilmeyenin bilmediğini bilmemesi. Yani bunu Platon'a baktığınız zaman net olarak görüyorsunuz. Yani ve bunu Sokrates'ten net olarak devralmış yani. Bunu anlıyor. Çok net. O yüzden de işte Amartya Agnoya gibi ayrımlar yapıyor. Dolayısıyla bilmeme dediğimiz burada neye düşüyor? Yani bilenin bilmediğini bilmesi. Ne? Agnoyasının farkında olması. Yani agnoya baki, yani görememe, bilememe, kavrayamama. Çünkü eğer bu bizde mutlak olsa zaten mutlakiyetimizi ilan ederiz. Ama diğer taraftan bilmemeyle ilgili koşul da bilmemeye indirgenemez. Çünkü bilmeme, bilmenin olmazsa olmaz koşar. Yani sadece zorunlu değil, olmazsa olmaz deyince zorunluya gitti. Hani bu analitik felsefede zorunlu, yeterli, koşul, şart farkı yapılır ya. Yeterli şartı. Yani öyle söyleyelim, bilmeme, bilmenin bizde. Yani hani şeyde, beşeri itibarla durumumuzu netleştirmek bakımından söylüyorum. Şimdi öğrenmeyi bilmeyle ilişkilendirirken bu açıdan değerlendirmek lazım. O yüzden o bildiğini bilmemeyi anlama, öğrenmedeki az önce söylediğim hususları kavramayla ilgili. Yani o yüzden de öğrenme, öğreten ve öğrenen arasında gerçekleşen bir durum değil. Bu sadece onun görüntüsü, mecburi görüntüsü. Yani hadi biraz Platon tabiri kullanalım. Onun aletes hali değil, doksik hali. Yani sen doksa itibariyle öyle teşhis ediyorsun öğrenmeyi. Diyorsun ki bir tane öğrenen var, bir tane öğreten var. Dolayısıyla bunların arasındaki bir alışveriş şimdi. Alışverişi de şeyle söylersin. Hani. Ama yani esasen öğreten öğretir, değil mi? Yani dolayısıyla bravo, evet, işte doldurur, yükler filan falan gibi görünüyor. Kesinlikle öyle değil, dediğim gibi. Yani öğreten gerçekten ne yaptığının farkındaysa esastan öğrenendir. Yani esastan öğrendiği için öğretme mecburiyeti hasıl olur. Yoksa buna gönüllü olamazsın. Yani ben öğretmek istiyorum filan diye bir şey olmaz.
Öğrenen de bu durumu kavradığı zaman sıra ona gelecek. Bu kadar basit yani. Yani herkesin aslında kendisinden öğrendiği anlaşıldığı zaman. Ama o kendisinden öğrenme kendi kendine olmuyor. Anladınız mı? Kendi kendine olmuyor. Paradoks gibi görünüyor değil mi? Ben şimdi bunu usta çırak ilişkisine vurursan da öyle olur. Yani şimdi çırak arayan usta olur mu? Öyle şey olur mu? Hani çırak arıyoruz ki öğretelim. Şimdi hani belli bir zanaat ise olur. Yani hani bakırcısın bu iş ölüyor. Yok çırak yok ki öğretelim. O değil. Buradaki usta çırak. Yani ontolojik bakımdan bu kavramlara baktığı zaman usta ve çırak bu iş öyle olmaz. Hiçbir usta, ben çırak arayan bir usta görmedim yani. Böyle bir şey olmaz. Peki nasıl oluyor o zaman? Şimdi tabii bunlar aynı zamanda Sokratik şeyler, mevzular. Yani çünkü Sokrat'ta bilginin değer, yani doğrudan bilme değer bağlamına oturduğu için değil mi? Erdem bilgi olduğu için o bilmenin koşullarının psüke bağlamında yani toposu psüke olan bir yerde olup bittiğini gördüğümüz anda bu bilmenin ne anlama geldiğini daha iyi anlıyoruz. Yani bunu hani çok kestirme söyleyebiliriz Platon itibariyle. Deriz ki mesela Platon'da ontoloji tecrübidir. Tabii bunun kestirmesi bu. Şimdi tecrübi ontoloji ne demek? İşte işin esasına psikeyi koymak demek. Bu kadar basit. Şimdi tabii özellikle diyalogların bir metin olarak okunması esnasında karşılaşılan durum bir tür bunun yani Platon ustalıkla bu durumu yani bu anlattığım bağlamlar oraya taşır. Bir oyun olarak elbette ama oyun deyince de yanlış anlaşılmasın oyun meselesine çok takan var da oyundaki sahneyi ve fiili bir türlü görmezden geliyorlar. Yani oyun fiil hali itibariyle sahnedir. Yani sahne esasından görünmedikçe o işler olmuyor. Yani hani bunun çok felsefe, tarih açısından da manidar kısmı belki arada değinmişimdir. Wittgenstein'in şu oyun meselesidir değil mi? Dil oyunları, şu ikinci dönem. Yani sergiden oyuna döndüğü dönem. Yani Traktatus da sergiydi ya. Yani mantık, dil filan, dünya ilişkisi. Sonuç olarak dili bir sergi olarak görüyordu. Sonra dili oyun olarak görüyor. Halbuki sahne olarak görmüş olsaydı, yani Platon'u anlamış olsaydı, bu kadar basit. Yani o konuda çok daha ciddi ve önemli bir fikir ortaya koyabilirdi bence. Şimdi bizim buradaki durumumuz ne? Bizim durumumuz zor. Niye zor? Çünkü geçen hafta buradan devam edelim dediğimiz yer neresiydi hatırlayınız. İşte. Evet, dolayısıyla da buna bağlı olarak mimesis. Yani dedik ki, vallahi yani hani mevzular geliyor, bu mimesis kavramını oturuyor. Dolayısıyla da bunu Platon'da ortaya koymaya çalışmadıkça, artık bundan sonra Platon'da ilerleme kaydedemeyiz. Şimdi burada ne yaparsak yapacağız, ondan sonra buradan bir hurucu, bir çıkış, bir yarma harekatıyla acaba sonra işte meseleyi bir üst düzeye taşıyabiliriz. Aslında bir üst düzeye taşımak böyle yapınca olmuyor. Evet, şimdi bir üst düzeyde filan deyince olmuyor. İşte bu mevzuyu önümüze koyup ne kadar ortaya koyabileceğimizi gördükten sonra oluyor. Şimdi o halde bir şeyi bir toparlayalım durumu ve hatırlatmamızı yapalım. Ne dedik? Yani aslında bu şeyde Timaios'ta, dur bakayım önümdeki, 49A'da geçiyor. Bazen bunları o kadar söylüyorum ki ara sıra Timaios'ta sofist karışıyor. Karışıyor olabilir arkadaşlar. Artık bağışlayınız bu kadar terminoloji ikili üçlü dille iç içe geçen bir şekilde olduğu için. Fakat dert değil yani hani dediğim gibi yanlıştan hiçbir şekilde korkmamak lazım. Hani madde hatanın da ötesinde dediğim gibi.
Şöyle bir şey ayırt ediyordu. Diyordu ki yani bir şeyden bahsediyoruz. Paradigmatos Eidos'tan, yani dolayısıyla bir model ve örnek olması bakımından Eidos'tan söz ediliyor. Bir de buna bir mimema olmak itibariyle, yani bu mimesis faaliyetinin bir sonucu, bir ergonu, ürünü, yapıtı, eseri olmak itibariyle de mimama de paradigmatos diyordu. Dolayısıyla da şimdi yani hani paradigmatos eidos derken buna çeşitli ifadeler ilişkilendirilebilir. Mesela noeton, değil mi? Eidos aynı zamanda bir noetondur. Ne itibariyle? Noesis faaliyeti itibariyle. Yani idrakin saf hali itibariyle nesnesidir eidos. Ama aynı zamanda bu kendisiyle daima aynı kalandır. Yani hiçbir şekilde oluşa gelmeyendir. Dolayısıyla değişmeyendir. Dolayısıyla da tautoondur. Değil mi? İşte eğer meonla kıyaslı ifade edilecekse ontosondur vesaire. Şimdi bu biraz böyle Platon terminolojisi, değil mi? Yani bu böyle bir şeyde olsun. Çünkü dediğim gibi yani hani diyalogların sahnesine baktığımız için işler o kadar kolay değil. Diğer taraftan da mimema de paradigmatos dediğimizde de yani hani örnek ve modellerin mimemaları, yani taklitleri, taklit olanları, orada da bahsettiğimiz şey genesin, yani oluşa gelen ve horaton, göze görünen, yani dolayısıyla göze görünen her şey oluşa gelendir. Dolayısıyla da aynı şekilde değişime tabidir. Hatırlarsanız gene bu terminolojide de o değişim meselelerini oluş filan diye şöyle bir yan yana koymuştuk, değil mi? Hani mesela metabalo ya da metabalein diye bir ifade vardı. O tam değişimi, change dediğimiz şeyi değişim olarak anlıyordu. İngilizce'de change denilen şeyi. Bunu direkt olarak genesis'le ifade edilmesinin doğru olmadığını söyledik. Bütün o metinlerde, İngilizce metinlerde yine genesis deyince change diyorlar bunlar. Halbuki değil. Change, metabale. Genesis en evet genel ifadesiyle oluş ama Platon'a odaklandığımız zaman ne dediğine, o genesis esasını ne olarak bize açmaya çalışıyor? Poiesis, değil mi? Bir meydana getirme faaliyeti olarak açmaya çalışıyor. Yani hani genesisten Platon'un anladığının poiesis olduğunu anlamamız lazım. Dolayısıyla bu bakımdan oluşu biz tutalım genel ifadesiyle, yani değişim olmaması açısından genel ifadesiyle. Fakat bu esasen, hadi bunu biraz daha net söyleyelim, çünkü Timaios'ta falan da örnekleri var. Tabii bunlar benzetmeler olmasına rağmen, işte baba anne, değil mi, o evlat filan, doğuş. Yani aslında genesis bir doğuş. Evet. Meydana getirme, meona getirme değil mi? Meydana gelen şey tabii, meydana gelen mimema, mimema dolayısıyla bu. Yani horaton vesaire, yani hani az önceki şeylerin hepsi, işte genesin, yani oluşa gelmiş olan bu, evet. Evet, dolayısıyla da meon. Meon elbette. Şimdi bu böyle. Mesela kinesisi de bundan ayırmamız gerekiyor. Kinesis de çok önemli. Niye? Çünkü genoslardan, o geneden bir tanesi, değil mi? O megiste gene vardı ya, büyük büyük cinsler, 5 tane. Onlardan bir tanesi dedi. Neyin zıttı olarak? Stasisi. Stasisin, değil mi? Hani evet, yani hareket ve sükunet ya da sükun ya da işte devingenlik, dinginlik, ne derseniz deyiniz. İşin o kısmı doğrusu bu kadar önemli değil, o ikisi için özellikle. Bir durum var. Sonra da dedik ki şimdi mevzu bu olunca hep bahsedilen şey şu, dolayısıyla örnek ve model olması bakımından asıl ve orijinal, bir de kopyası hikayesine geliyordu, değil mi? Dolayısıyla da asıl ve kopyası. Şimdi bunu bir yandan söylemek durumunda kalıyoruz. Yani bu söylenilebilir. Fakat mesele burada kopyanın kendisinde değil, kopyadan ne anladığında. Tamamıyla mesele bu. Yani yoksa mesela bazı sözcükleri işin dışına çıkararak olmuyor. Şimdi mesela bu morfe için yapıyoruz bunu, değil mi, Eidos'un karşısında? Neden? Çünkü form morfe, yani sen Eidos'a form dediğin sürece Aristoteles gibi okuyorsun. Dolayısıyla da bir defa
Platon'u kendi içinde anlaşılması gerektiği gibi anlamıyorsun. Yani oradaki sıkıntı o. Yoksa bizim özel bir takıntımızdan kaynaklanmıyor. Fakat burada yani mesela burada durum o değil. Yani burada kopyayı atalım, kopya diye bir şey yok diyemez. Kopyadan ne anladığımıza bağlı. Fakat kopya o kadar bu şekilde anlaşılmış ki yani hani orada bir at, burada bir at şeklinde anlaşılmış. Dolayısıyla da onu görünce aman fotokopi işi deyip o öylece onu atmaya çalışıyoruz. Ya da böyle düşünmemek gerekir diye çalışıyoruz. Peki nasıl düşünmek gerekir? Onu Platon söylüyor. Yani söylemese hadi spekülasyona açık diyelim. Söylüyor. Ne diyor? Bize diyor ki mimema diyor. Daha ne desin? Mimesis diyor. Yani bize genesisi, poiesis esasında bir mimesis olarak ifade ediyor. Bakın dikkat edin. Genesis, poiesis esasında mimetik bir faaliyet, bir fiil. E peki Timaios'ta bunu kim icra ediyordu? Yani kozmogonya itibariyle, yani evrenin doğuşu anlamında Demurgos. Demiurgos ne? Demiurgos örneğin marangoz. Yani bu gündelik dilde bu netlikte kullanılıyor. Zaten orada da öyle söylüyor. Yani şimdi ona mesela yaratıcı deriz, yaradan deriz denilebilir. Çünkü niye? Teos bağlamı var. O yüzden dolayı bu sıfatı kullanabiliriz. Fakat Platon'un kullandığı sözcük gündelik dilden alınarak oraya konuluyor. Yani ona özel bir şey gibi düşünülmüyor. Hatta çok net bir biçimde Demurgos'u kullanması mevzuyu bir tür öyküleştirme, dolayısıyla bir tür fantazma, hayali bir kurgu. Bunu da biliyoruz yani. O yüzden de yani burada hani Demurgos var diyerek burada metaforu kendisiyle karıştırmamamız gerekiyor. Bakın bu çok önemli. Yani Demurgos diye biri yok yani bizatihi. Bu faaliyetin nasıl olduğunu anlatabilmek için bu bir mecazi kurgu sevgili arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Ve buna sık sık başvurmuyor mu mağara istiharesinde mesela? Orada da alegori değil mi? Şimdi ne oldu orada? İki tane güneş yok değil mi ama ateş var filan. Ateş neyi temsil ediyor mağarada? Güneşi. Şimdi peki sonraki gramada yani o şeyde epistemik tasnifte değil mi o çizgi bölümlemesinde orada durumu görüyoruz yani. Aradaki bütünsel ilişkiyi. Dolayısıyla o bütünsel ilişki itibariyle onu ikiye bölebilir misin? Hani güneş orada, ateş burada filan mağarada. Çünkü mağara demek zorunda. Dolayısıyla sen mecazla zorlayınca mecaz ne yapıyor? Aslında bir ve aynı şeyleri bölüyor. Yani bu burada şeyin zorluğu giriyor işin içerisine. Platon da sonuç olarak bu işi çözdüm bitti filan diyor mu Allah aşkına? Demiyor değil mi? Dilimiz yettiğince biz anca burada mitosa girebiliriz demiyor mu? Diyor. Bunları görmek lazım. Yani burada sanki Platon bütün mevzulara vakıf olmuş da dur ben bunları anlatacağım. Böyle metinle anlatılmaz senaryoyla demiyor ki. Yani Timaios da söylemiyorum yani dilimiz yettiğince bu kadar diyor filan. Hocam nazariyatın fikriyata indirgenmesi dediğimiz şey biraz da bu metaforun gerçeğe dönüşmesi gibi. Elbette. Yani çünkü onun metaforunu verdiğine göre o metaforun kendisini bizatihi bir şekilde öyle ya da böyle müşahede etmiş olmalı. Yani ona şahit olmuş olmalı. Şimdi o şahit olmaya teomene, temaşa anlamında çok net olarak Platon zaten hani o tecrübi ontoloji dediğimiz kısım bu tam olarak. Yani oradaki tecrübi kısmı duyusal tecrübe değil, noetik tecrübe. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden ontoloji tecrübi diyoruz. Konu o. Ama zaten Platon sonrası Aristoteles itibariyle yapılan da tam olarak bu. Yani bütün o nazari bağlamın doğrudan doğruya fikri bir bağlama dönüştürülmesi. Yani bu kısımlar da önemli. Ama bunun için tabii
bu mimesis mevzularını araştırırken yolumuzu öyle ya da böyle bu grama meselesine getireceğiz. Yani buna tekrar bakmamız lazım. Baktık ama tekrar bakacağız ama şimdi farklı bir şey göreceğiz. Hocam, dili anlamaya çalışıyorum. Yani metafor dediğimiz şey fikriyata dönüştürmek değil. Fikriyata dönüştürmek değil. Değil. Metaforu ne? Masal bu. Masalı kime anlatırsın? Konuyu bizatihi anlamadığı halde bir haber de kalmasın, haberdar olsun diye, değil mi? Çocuğa da... Evet. Bravo. Aynen aynı kelime. Tam olarak öyle. Masal mesela. Tam olarak. Ha şimdi denilecektir ki ama bu da bir yanıltma değil mi? Şimdi hani buna da çocuğu anlatmıyor ki yani. Değil mi? Hani böyle çocuğa kel olan masal falan. Şimdi bir taraftan da öyle tabii. Tabii. Yani insanda olgunluk dediğimiz şey de Platon bağlamına gelince o erdemler yerli yerine oturmadıkça, adalet itibariyle psike, hakikate yönelmedikçe zaten sen de bir yetişkin olmuyorsun ki, yaşın kaç olursa olsun. Yani bunları söylemek zor değil yani. O yüzden de geri kalanı bir şekilde böyle anlatmak gerekiyor. Yani nasıl anlatacaksın bizatihi olamayacağına göre? Dolayısıyla da yani sana Demurgos'la anlatıyor. O yüzden Demurgos'u yaratıcı yaradan gibi çevirerek doğrudan kendi anlamak istediğimiz bir şeyi, kisveyi, bir elbiseyi giydirip seyretmeye kalkmamak lazım. Çünkü Platon'un taşıdığı bağlam buraya gündelik hayattaki işte marangoz vesaire filan. Bu arada Demurgos'taki Urgos'u anladık. Yani hani yapan eden Ergon'la bağlantısı. Oradaki demo ne? Demo. Demo halk. Tabii da o zaman demo Urgos, ha, yani işe yarayan şeyler üreten demo. İşte marangoz işte. Yani şu işe yarıyor, bunu üretiyor. Dolayısıyla yani bizdeki yaratma esprisi eğer işe yaratma olarak anlaşılırsa, o zaman yaratıcı olması bakımından Demurgos'u tam karşılıyor. Ama bakın dikkat edin, sözcüklere yani isimlere giydirdiğimiz kavramlarla onları seyrediyoruz, değil mi? Bir anda her şey değişiveriyor. Bunu sürekli dikkati çekmeye çalışıyorum. Bu dil meselesi başlı başına bir mesele. O yüzden yani şeylere de sözcüklere gereğinden fazla yüklenmemek lazım. Yani bazen dille ilgili meseleleri sözcüklere üzerinden çözebileceğimizi zannediyoruz. Hayır, dille ilgili mesele düşünerek çözülür. İyi düşünerek çözülür. Başka türlü çözülmez yani. Şimdi... Güzel. Yani dolayısıyla aradaki ilişkiyi bize mimesis olarak aktardı. Peki aktardı. Peki burada bir sorun var. Nedir sorun? O sorunu söyleyeyim. O da şu. Şimdi gerek şeyde yani o episteme tasnifinde gramada yani bu bölünmüş çizgide gerekse işte Timaios'ta vesaire filan da bu alanları yani paradigmayla efendime söyleyeyim, değil mi? Öbür tarafta mimemayı yani. Paradigma ve mimemayı birbirinden ayırt etti filan. Sonra işte ne dedi? Usya genesis dedi filan. Aletheia doxa dedi. Bunları bu şekilde ayırdı hep. Fakat bize hep şunu söyledi. Bu ikisi, yani bu iki bölme arasındaki ilişkiyi de hep analogon olarak ifade etti. Şimdi burada bir ilginç bir durum var. Yani ya bizim anlamadığımız, birinciye bunu koyalım. Yani bir de okuyucu olduğunuz metne saygı gereği önce kendi anlamadığınızı ilk sıraya koymanız lazım. Yani ne diyor bu adam demeden önce ben anlamamış olabilirim demiş olmanız lazım. Bunu her metne uygulamak gerekir ayrıyeten. İkincisi şu olabilir, Platon kendi ifadelerinde çelişiyor olabilir. Ne demek istiyorum? Şunu söylemek istiyorum. Eğer bir şeyin taklidi olduğu şeyle arasındaki ilişki logos itibariyle anlaşılabilir bir şeyse o analogon olabilir. Ama o zaman birinden diğerine
rahatlıkla geçilebilir. Yani bize ısrarla Platon'un yasakladığı bu oluş ve varlığın birbirinden ayırarak bunları öyle bir araya getirmenin mümkün olmadığını, birini diğeri cihetinden okumanın mümkün olmadığını ve olamayacağını bize net olarak söylüyordu ya, Timaios'un girişi falan hatırlayınız. Ve bunları her zaman birbirinden ayrı tutuyordu. Dolayısıyla işte Aletheia'yı Doxa'dan bunları birbirinden ayırmak çok önemliydi. Onu, ontosonu, hakiki varlığı, meondan, varlık olmayandan, değil mi? Bütün bu ayrımları yapabilmesiyle ilgili. Şimdi bu ayrımı bu kadar kalın çizdikten sonra demek ki birinin diğerinin tezahürü, temsili olduğu şeklindeki ifade çok anlamlı ve geçerli değil. Şimdi ama analogon diyorsan, şimdi burada bir durum var. Çünkü logon, yani analogondan anladığımız şey bir yandan proporsiyon, yani oran. Ama oranın da derinlemesine baktığımız zaman zemininde logosun olduğunu görüyorsunuz. Şimdi logos olduğu anda o rasyoya tabi olarak düşünülerek yapılabilir bir şey gibi görünüyor. Anladınız mı? Düşünülerek yapılabilir bir şeyse o zaman fikriyatta muhakeme itibariyle o işin çözülebilir olması lazım. Oysa Platon'a göre bu mümkün değil. Şimdi dolayısıyla mümkün değilse o zaman buradaki analogon ifadeleriyle, yani gerek şeydeki Timaios'taki bu paradigma ve mimema ilişkisinde, gerekse ya da usya genesis ilişkisinde, ya da işte Politeia'daki devlet diyaloğundaki o episteme tasnifinde, o çizgi bölme çizgideki katmanları, değil mi? O alttan şeye kadar, eikazia pistis, değil mi? Faaliyetler. Diano'ya ve nos olarak gidiyordu. Hatırladınız mı? Şimdi bunların arasını bir keskince noeton horaton diye bölünüyordu. Görünen ve idrak edilen evren şeklinde. Dolayısıyla da ama sonra bunların arasındaki ilişkiyi eşit olmayan bölmelere tabi tutmak suretiyle analogon haline getiriyordu. Bu da kendi ifadesi. Yani aralarında ne oluşuyor? Bir logosa tabi ilişki oluşuyor. Dolayısıyla o bütünlük içerisinde tutuyor ve kavruyor. Neye tabi olarak? Diyalektike metodosa tabi olarak. Hatırladınız mı? Şimdi durum böyle olunca, şimdi onunla bu mimema meselesi, mimesis meselesi, yani birinden diğerine geçememe meselesi muhakeme itibariyle, meselesi arasında bir çelişki var. Bir çelişki var. Yani ikisini birden söyleyemezsin. Ya da birinciyi kullanacağız ve diyeceğiz ki ya biz mimesisten Platon'un ne anladığını anlamıyoruz. Yani onun kastettiği itibarla. Çünkü şimdi şöyle bir şey var. Taklitle taklidinin taklidi olduğu asıl arasındaki ilişkide bir şekilde bir benzerlik olmalı, değil mi? Ama o benzerlik taklitte birebir olmaz. Ama şimdi mesela eğer bunu dilde kullandığın ifadelerle karşılaştırırsan belki olabilir. Mesela şey ifadeleri hatırla, mesela taklit broş denirdi. Taklit broş ne demek? Aslında mesela o broş neyse, diyelim inciden yapılma ya da işte vesaire neyse, ya da kıymetli bir madenden. Ama aslında o gibi görüntü veriyor ama o değil oluyor filan. Şimdi evet yani işte karşılığı biraz daha onun gibi, imitasyon gibi. Yani mesela o imitasyona taklit de deniyor biz. Şimdi bu anladığımız taklit böyle bir taklitse o zaman geldik at meselesine. Yani at iddiasının aynısı bu. Yani üst at, alt at, o asıl, bu kopya. Platon'un bunu kastetmediğini biliyoruz. Demek ki taklidi bu kadar basit bir anlamda kullanamaz. Çünkü kullanmadığını nereden biliyoruz yine? Politeia'daki şu iki defa uzak meselesi var ya, ressamların yaptığı resmin. Çünkü marangozun yaptığı var ya. Şimdi orada marangoz neye bakıyordu? Yatağın, değil mi, yaptığı nesine, karyolanın ya da eidosuna bakıyordu. Şimdi o eidos, yani hani masa diyelim biz buna, gelin düz. Masanın bir eidosuna bakarak yapıyordu, değil mi, marangoz? Yani demurgos. Hocam
kalusa bakarak mimesis faaliyetini kalusa bakarak yapmıyor. Yapıyor. O kozmogonya itibariyle. Ama şimdi bakın dikkat edin, oradaki hususa da dikkatinizi çekiyorum. Orada Demiurgos'un durumu o yüzden marangoz gibi bütün bu zanaat faaliyetlerini yapanların kendisini nitelendiren bir isim olarak alınıp orada kozmogonya kontekstine, bağlamına taşınıp teosun bir sıfatı olarak kullanılıyor, değil mi? Fakat dikkatinizi çekerim. Orada zaten idea var mı? Var. Kalosa bakarak yapıyor. Anladınız mı? Yani oradaki sınırlık o. Şimdi dolayısıyla şey var mı? Eyde var mı? Var. Yani eydoslar var mı? İdealar. Hadi öyle söyleyeyim. İdealar var mı? Var. E tamam. Her şey var. Yani malzeme var, biçim var. Şimdi gelin hadi Aristoteles gibi konuşalım. Ne yapıyor? İşte marangozun yaptığını yapıyor. Yani durum böyle çıkıyor ortaya. Eğer Demiurgos bakımından bakılacak olursa. Anladınız mı? Yok. Şimdi şimdi Eidos'la ilgili ne söyledik? Dedik ki bu onun, yani varlığın veçesi. Veçe ne demek? İşte yüzü, yönü, değil mi? Evet. Şimdi sen varlığı eğer bizatihi seyretmek istiyorsan bunu ancak veçesi olan Eide, yani idealar vasıtasıyla yapabilirsin. Yani dolayısıyla bu iyidir, güzeldir, doğrudur, adalettir. Bunlar veçeleridir. Bu veçelerin hepsi aslında kime aittir? Ona, varlığa aittir. Ha, şey bu, yani mevzu. Şimdi dolayısıyla bu esastan varlığa ait olduğu için varlığın bunlarla ilişkisi şey gibi olamaz. Yani hani bunları meydana getirme gibi. Yani hani iyiliğini meydana getirme gibi olamaz. Çünkü varlık bizatihi iyidir, bizatihi güzeldir. Bizatihi doğrudur. Yani bunlar çok net. Bizatihi, dikkat. Yani zatı itibariyle öyledir. Çünkü eğer sen onu şeyden ayırırsan, zatından ayırırsan, o zaman ne olur? O ona ilinek olur ya da ne olur? Yani adendum olur, ek olur, değil mi? Olmaz. Yani esastan onun, ne diyelim gene Yunanca kullanalım madem kontekstüel, füzisi, yani tabiatında o vardır. Yani iyilik, doğruluk ve güzellik vardır. Şimdi dolayısıyla bunlar idea alemi dediğimiz şey bu. Budur yani. Ve burada Theos çok net biçimde Platon'da, yani Tanrı, bu ideaların nesi olarak işlev görür? Lokusu, mahalle olarak. Anladınız mı? Toposu yani. Yani çünkü bunlar böyle havada vesaire bir yerde, bilmem şurada burada filan değil yani. Bizatihi varlığın tabiatına ait. Ve varlık bu veçeleri itibariyle temaşa edilebilir durumda. Yeter ki sen doksadan ne yap? Kurtul. Yani doksayı terk et. E bunu nasıl terk edersin? Platon'a göre filozofya faaliyetiyle terk edersin. Şimdi şey bu. Kurgu bu. Kurgu var mı hocam? Benim açımdan zorluk şu. Varlığın bir veçesi olduğunu söylediğiniz. Mesela kalos böyle. Ama Demiurgos'u da varlığın bir, yani teosun bir sıfatı olarak kullanıyoruz. Ne olarak? Poiyetik cihetten, sıfat olarak. Poiyetik, poiyesis esasında mimetik. Mimetik fiiline binaen Demiurgos adını alıyor. Anladınız mı? Yani fiiline binaen aldığı isim o. Ama onu da bu şekilde... Başka bir şeyden bahsetmiyorum. Elbette. Ama onu da bu şekilde canlandırmak zorunda kaldığımız için canlandırmanın kendisi bizatihi o şey demek değil. Yani dolayısıyla da buradaki metafor bağlamını kendisiyle bizatihi varlığa atfederek anlamamak gerekir. Niye? Çünkü ona takat yeterli değil. Yani onu dilde ifade etmek mümkün değil. Eğer ifadeye zorlanırsak, olsa olsa bu şekilde ifade edilebilir. Yani
Demiurgos için söylediğimiz şeyi Kalos için niye söyleyemiyoruz? Yani Kalos için de aynı, bu da Teos'tan başka bir şey değil. Aa, ama fali, hayır ama ama Demiurgos sonuç olarak antropomorfik bir suret. Anladınız mı? Antropomorfik bir suret. O yüzden bizzatihi kendisi olarak anlayamayız. Çünkü antropomorfik olması açısından yani o bizzat kendisi şey mecaz yani. Ama Kalos bir mecaz değil. Yani varlığın bir mecazı değil. Esastan unsuru. Yani varlık esastan bizatihi güzel. Sonradan bilmem neden derken işte hadi bir güzel olayım diyerek filan değil. Tamam, bu oldukça önemli. Sempozyumda bir açıma karakteri Kalos'u temsil edecek bu alanda ama Sofos'u temsil edecek. O anlamadım bunu. Sempozyumda şeyi anlatırken, Teros'u anlatırken. Hı hı. O Sofos'un kendisini, Sofos'un kendi bilgiyi temsil edecek orada anlatan, yoksa bir güzel mi, kendinde güzel olan mı temsil edecek yani Kalos'u mu temsil edecek? Kim? Diotima mı? Sokrates mi? Şeyde söyledim. Yani Kalos, o söyledi ya Kalos niye kendi başına bir dil örgüsü oradaki Diotima orada Sofos konumunda olduğu için o sadece bununla ilgili hakikati dile getiriyor. Yani o konunun bilgisini aktarıyor. Yani dolayısıyla o Kalos'la olan ilgisi o anlamda değil. Ama yani hani derseniz ki işte Arkibiades'in Sokrates'e övgüsündeki mesele nedir? Sen de bir için açıldığı zaman görünürsün, çok çirkin bir adamsın, sen de biliyorsun, Marsyas'a benziyorsun filan diyor, değil mi? O silenlerin filan, o hani keçi insan arası yaratıkların filan, o ileri gelenlerine deniliyor silenler olarak. Marsyas da bunların kavalıyla meşhur olanlarından, yani bu Apollon'la filan da böyle bir yarışması filan var mitolojik öykü mevzularda. Dolayısıyla sen diyor biliyorsun Marsyas gibi çok çirkinsin diyor aslında. Ama diyor için açıldığında anlaşılır diyor. Aslında ne büyük güzellikler. Som altın diyor için yani ona tanrısallık falan filan. Şimdi orada Sokrates'in bir güzelliğinden söz edilebilir ama daha sonra bütün o kültüre sirayet eden iç güzelliği söylemiyle de biraz ilgili. Fakat orada bir açma var. Ama oradaki açma doğrudan Aletheia ile ilgili. Yani Sokrates doksik görüntüsü itibariyle yani hani sureti, şahıs sureti itibariyle Marsyas. Marsyas'ın görüntüsüne sahip. Dolayısıyla da çirkin. Ama aynı zamanda Marsyas'ın kabiliyetine sahip. Üstelik de kavalı olmadan. Yani retoriğiyle, konuşmasıyla herkesi mest ediyor vesaire. Değil mi? Buydu. Dolayısıyla da bir yandan Sokrates'in kendisine atfen öyle söylüyordu. Yani onun senin yüzün açıldığında. Çünkü silen heykellerinde de öyle bir özellikten bahsediyor. Şurada büyük dükkanlarda satıyorlar diyor. Silen heykeller açıyorsun diyor. İçleri açılıyor diyor. İçlerinde böyle tanrı suretleri falan var. Çünkü politeistik bir şeyden bahsettiğimiz için. Dolayısıyla tıpkı onlar gibi diyor. Senin de için açıldığı zaman görülür. Yani içinde ne tanrısallık gizli, som altın filan. Sonra onu bir de sözlerine de uyguluyor. Bak diyor sözlerini unuttum seni överken, sözlerinde de bu vardır diyor. Söylediğin şeyler hep kendini tekrar eder gibi görünür ama onu açmasını bilen açtığı zaman görür ki içlerinde öğrenmeye gereken değer tek şey var. İşte hakikat vesaire filan gibi. Yani senin sormaya çalıştığın soruyu böyle ifade edebilirim. Ama orada aynı şekilde çok büyük bir ironi de var. Çünkü Alkibiades doğrudan şey zannediyor, Sokrates de zannediyor Kalos'u. Sokrates ne diyor ona? Benim bir hiç oluşumu gözden kaçırıyor olmayasın diyor. Dolayısıyla da yani ben hatırlıyorum bunu sanki konuştuğumuzu hatırlıyorum. Çünkü hani bu bilme bağlamıyla olma bağlamının birbirine nasıl uyumlu olduğunu gördük değil mi? Yani bütün bildiğim hiçbir şey bilmediğimdir diyen birisinin aynı zamanda bütün olduğum hiçbir şey olmadığımdır demiş olmasına denk geliyor. Yani dolayısıyla da o varlığı bana atfetme diyor. Dolayısıyla o varlığın bizatihi bir özelliği. O anlamda da hepimiz için geçerli. Yani o bende olduğu kadar sende de.
Yani o psike ile ilgili bir durum. Yani psike hakikate dönmeye başladığı zaman zaten onu seyrediyor. Yani varlıkla psikenin ne var? Esastan bir alakası var çünkü. Alakası var ve bu alaka bağlamı Eidos zaten. Yani iş, şimdi oraları nasıl anlatsın pilota? Çünkü tecrübe dediği kısım onlar. Yani bunu söyleyerek olmaz ki ama çok net biçimde psike ile on arasında paylaşılan bir şey o. Yani ne? Eide. Bu çok net yani. Sokrates'in kendisine takılarak kalmış tabii. Olması muhtemelen doğrusu evet. Da veya doğrusu tabii. O işte Kalos'u Sokrates'in sanki bir özelliğiymiş gibi zannetmesi. Dolayısıyla da onunla işte o Sokrates orada dalga geçiyor ya çok ciddi şekilde. Sen diyor bakırı vereceksin, altını alacaksın. Bak 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 diyor. Çok kurnazca. Hani geçici olanı verip kalıcı olanı falan öyle diyor. O işler öyle yürümüyor. Sen diyor bir tekrar bir bak bakayım benim bir hiç olduğumu gözden kaçırmayasın. Hocam şimdi o daha demin söylediğiniz üzere Platon mimesisi bizim bugün anladığımız dar anlamıyla taklit olarak anlamıyor. Hayır, olamaz. O evet. Zaman yani mimesisten ne anladığını anlamak için nasıl bir arkeoloji yapmamız lazım? Güzel. Yani kullandığı yerler bir de Aristoteles'in. Güzel. Poetika'daki güzel. Mimesisi. Tam olarak buna girmemiz lazım. Bununla ilgili ipucu sofiste var. Ve sofisteki bu ipucu otourgike kavramıyla aslında kendini belli ediyor. Şuraya yazayım onu. Otourgike. Buradaki auto'yu anladınız, urgike'deki urgosu da anladınız sanıyorum. Auto ne Yunanca'da? Kendisi, otomobildeki işte. Otomobili, Osmanlıcası neydi? Osmanlıca, hemen bunu bizim Türk Dil Kurumu gibi çevirmiş Osmanlılarda. Demek ki zihin aynı çalışıyor. Demişler ki otomobil nedir? Ya kendinden hareketli, onlar da zatül hareket demiş. Tabii, inanılmaz bir şey yani. Birebir değil mi? Ben hatırlıyorum çünkü Türk Dil Kurumu'nun vardı telgrafa filan uz yazdırım. Birebir yani. Ama demek ki zihin aynı çalışıyor. Zatül hareke. Yani bu Aristoteles'in nereye kadar gider? Kendisi hareket etmeyen hareket ettir. Bakın makineden geliyoruz. Hiç basit bir şey değil. Espri olarak bakmayın. Şimdi bu oto kendisi demek. Urgike ise işte o faaliyet, meydana getirme faaliyet. Yani urgike'nin sonucu ne biliyor musunuz? Ergon. Yani ürün. Tabii tabii ürün verme. Ürün verme faaliyeti. Dolayısıyla da urgike'nin çok düzgün karşılığı production yani üretim. Üretme. Üretme faaliyeti yani. Şimdi sofiste buradaki ipucu ilginç. Çünkü sofiste bundan söz ederken diyor ki gene hatırlayın o manyada olduğu gibi manyayı hatırladınız mı? İkiye ayırıyordu ya hani ilahi ve beşeri diye. Değil mi? Hani beşeri olan manya olabilecek en kötü şey. İlahi olan manyası olabilecek en iyi şey. Şimdi burada da urgikeyi, urgos yani poiesisi açıyor. Bir üretme, meydana getirme, yapma etme olarak. Dolayısıyla da iki tane var diyor. Diğeri ise eidolopoike. Oo bu güzelmiş. Bu da iyi. Eidolopoike. Galiba muhitta. Evet. Şimdi eidolo da şuradaki eidolo'yu gördünüz mü? Bu ne? Eidolon. Değil mi? Heh, eidolon. Poike ne? Poiesis. Yani dolayısıyla urgike'ye denk düşüyor. Yani o eidolo urgike gibi olmuyor. Eidolo poike deniyor. Yani oradaki kastedilen şey poiesis. Şimdi yani dolayısıyla bu ikisi aslında esasen aynı şeyi söylüyor. Şimdi bunu ne için geçerli diyor?
hem ilahi hem beşeri anlamda geçerli. Tıpkı manya gibi. Yani dolayısıyla Platon'da mevzuları ayırırken şu bir ilahi ve beşeri bağlam önemli. Sonra onlar da böyle bir ikiye ayrılıyorlar. Bu neden? Logos'un çatallanmasıyla ilgili. Yani çünkü buradaki bağlamda auto ile eidolon arasındaki bir farktan söz edeceğiz. Çünkü auto nereye referans veriyor sizce? Auto kendisi olduğu için. Evet, evet. Dolayısıyla da doğrudan psikeye, evet, evet. Fakat eski Yunan'da özne, subject gibi bir şey olmadığı için, yani hani özne, nesne gibi bir bağlam olmadığı için öyle düşünmüyorlar, değil mi? Bunu özellikle söylüyoruz hep. Yani şu, yani mesela Gegenstand ne Kant'ta? Tam işte öznenin deklarasyonu yani. Bu bana görünüyor yani. Öyle bir, bu hayır. Yani Platon ve Aristoteles için de bu görünüyor. Bana görünüyor filan diye. Bu görünüyor. Onun için geçen hafta dinamisle ilgili konuşurken onu söyledik. Yani hani benim işte elim yanıyor. Bak işte demek ki dinamis var diye bir dinamis değil o. Dinamis var. Bizatihi var işte. Yani hani Platon'a bunu anlatmaya kalksan anlatamazsın. Ya olur mu öyle şey? Ben o kuvveti, o kuvvetle benim esastan bir şeyim, tecrüben olması gerekmez mi? Mevzusunu anlamaz. Elbette, elbette. Yani o söylediği o zaten. Yani dinamis varsa diyor, yani artık burada Ukon'dan bahsetmeyelim diyor. Yani bu kadar olmaz yani. Şimdi buradaki Oto'nun referansı o, kendi olarak. Kendisi. Kendisine dayalı olarak. Dolayısıyla da bu Oto'yu tabii şey olarak okuyorlar. Bu Tauton'un kontraktı Oton, On filanlara denk geldiği için bir yandan Tauto filan, aynı kalan filan, bütün çevirilerde aynı. Aynı olanı üreten filan diyerek. Yani genel bir referansla bahsediliyor. Buradaki Oto belli oysa. Tauto falan değil yani. Tauta vesaire. Yani dolayısıyla auto urgike ne demek? Şimdi bir de eidolopoike var. Yani buradaki şeyler az önce söz ettiğin o arkeoloji Foucault terimleriyle konuya yaklaşmanın çekincesini belirtmekle beraber. Şey bu, yani elimizdeki kuvvetli bir şey bu. Bu mimesis meselesini anlayabilmekle. Birincisi şu, demek ki burada ilahi ve beşeri anlamda bir ayrım yapacağız tıpkı manya gibi. Dolayısıyla da ikisini aynı kefeye koymayacağız. Fakat her ikisinde de, yani ister ilahi ister beşeri olsun, şu iki meydana getirmeyi birbirinden ayırt edeceğiz. Otourgike ve eidolopoike. Dolayısıyla da şimdi burada nasıl anlaşılması gerektiği işte bayağı bir ilginç bir hale geliyor. Neden? Çünkü eidolopoike'de anlıyorum. Şimdi ergonu ürettim, değil mi? Şimdi diyelim ergon bu. Yani bu da bir ergon. Şuradaki her şey ergon zaten. Ama bu anlaşılabilir şey. Şimdi buna ne diyor? Eidolon diyor. Tamam, bunu anladık. Ergon, eidolon. İyi de otourgike ne? Çünkü o zaman ne oluyor? Yani o eidolopoike, eidolo üreten faaliyet. Auto üreten ne demek ya? Yani burada bu auto bağlamı bir anda bu poiesis mevzusunu bayağı bir enteresan bir hale getiriyor. Çünkü referansı tekrar nereye? Değil mi? Çünkü mesela Eidos için filan kullanır bunu, değil mi? Kendi içinde dediği zaman auto kullanır. Auton on mesela. Kendi içinde varlık. Anladınız mı? Dolayısıyla da kendisi bizatihi filan. Yani kullanımlar bunlar yani. Şimdi o zaman auto urgike ne demek? Hani eidolo poikeyi bir parça kenarından, köşesinden yakalayıp filan önümüze koyabilecekmişiz gibi duruyor da sorun bu. Şimdi başka bir şey daha söylüyor gene sofiste. İyice ne işler karışıyor. Bunların arasında bir alaka tesis ediyor.
Ve bu alakaya yakından takip adını koyuyor. Ama bu alaka yakından takip olarak tam tersine Eidolo Puike otoilgiçeyi yakından takip ediyor. Ne demek bu? Bunu da bilmiyoruz. Yani otoürgike yapıyorsun. Otoürgike diye bir faaliyet var. Şimdi bunu bir parça anlaşılabilecek kısmı itibariyle söyleyelim, gene de dile getirelim. Yani otoürgike diye bir faaliyet yapıyorsun. Sonra da dönüyorsun. Dur bakayım bir de Eidolo Puike yapayım diyorsun, değil. Yani otoürgike yaparken bunun bir parçası olarak Eidolo Puike oluyor. Ama sen burada Eidolo Puike mi yapıyorsun, otoürgike mi yapıyorsun? Şimdi otoürgike yapıyorsun, Eidolo Puike onun yani yakından takip etmesi ne demek? Bu ayrım neye denk düşüyor Platon'da? Elbette aletik ve doksik ayrıma, değil mi? Yani şu doksik bir meydana getirme faaliyeti, bu aletik bir faaliyet. Yani dolayısıyla bu hakikate dayalı, bu hakikatin kalp suretine, değil mi? Kalp haline. Şey oturabilir miyim falan? Gerçekten baktığımda öğrenci meselesine geldik ya. Şimdi burada öğrenme muhtemelen psikeye denk gelir. Hakikat öğrenme. Yani öğrenci orada bir şey öğreniyorsa, kendini öğreniyorsa, orada kendi önemliydi yani. Kendi öğreniyorsa, oradaki psikeyi kendine... Olabilir de Urgike'yi açıklamak lazım. Yani o zaman Urgos, yani Urgike ile öğrenme arasındaki ilişkiyi tesis etmek gerekir. Şimdi... Hocam, bu arada Sofist'e geçtiği yerlerin sizin çeviriniz varsa cümleyi okusanız, çünkü yani olur. Orijinal çeviri de pek eşleşmiyor ya. Olur. Şimdi bu şeyde, yani Sofist'te bir defa mimesis her şeyden önce bir poiesis faaliyetidir diyor. Oradan başlıyor 265b'de. Sonra Sofist'te 265e'de bu teu ve antropu, yani bu ilahi ve beşeri ayrıma gidiyor. Ve bunları çeşitli şekillerde ifade ediyor. Yani bunlar birbiriyle yer değiştirecek şekilde de konu. Otopoiesis, efendim, Eidolo Urgike. Yani bunlar dediğim gibi resmen şey, birbirlerinin yerine kullanılabilir mahiyette şeyler. Çünkü o poiesis, bu da evet, Urgike. Yani dolayısıyla da üretme ve işte meydana getirme. Yani ama ne var? Urgike'de çok bu ergon bağlamı çok net. Özellikle ürünle ilgili olarak kullanıldığı zaman bu tercih ediliyor. Şimdi mesela o önemli, bu auto ile ilgili kısım kendi bağlamında, kendi ve kendi içinde Eidos tanımları içerisinde ya da tarifleri içinde geçtiği için bu aynı zamanda işte orijinaller yerine de geçiyor. Çünkü Eidolon filan işte asıl ve kopya bağlamı devreye giriyor. Çünkü poiesis ve mimesisten söz ettiğimiz için böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bir defa ona bir bakmak lazım. Bu tam olarak hemen hemen tümünde auto şeye, asıla, orijinale ithaf edilerek anlaşılıyor. Oysa yani burada orijinal filan diyebilecek şey daha çok bir ithaf, dediğim gibi yani ithaf edebilirsin yani onu, ama bu bir yakıştırma. Auto'nun kendisinin ne olduğunu biliyoruz. Kendisi demek yani. Kendisi olarak verebileceği referans bunun psike.
Ama o zaman işte bu anlaşılır olmakta bayağı bir zorlanıyor. Çünkü öbür kısmı Platon'un o standart anlayışına, hani iki at, biri orijinal, biri kopya, ya oturuyor bu. Hani işte kopya atı yapmak, orijinal atı yapmak gibi. Oh, anlamış oluyoruz. Hocam şimdi herhangi bir üretme faaliyeti esnasında bir eidolon olarak bir ergon ortaya çıkıyor. Evet, çıkıyor. Çıkıyor. Ama bu bir tane eidolon olan ergon ortaya çıkarken hem otoorgike hem de eidolo poike süreci yaşanıyor. Yaşanıyor. Evet, evet. Bravo. Yani takip o zaman bu birlikte mi? Takip mi? Tabii, yok, yakından takip ediyor diyor. Yakından takip eder ne demek? Yani şurada o otoorgike yaptım, döndüm eidolo poike yaptım diye iki ayrı faaliyetten söz etmiyor demek. Yani bunu nasıl anlayacağımız önemli. Bakın burada biz ortadayız. Yani onu söylemek isterim. O zaman bu masa eidosuna bakarak masayı yapan marangoz örneğine dönecek olur. Güzel. Evet, o daha sonra yaparken eidosu işte tutuyor diye. Evet. Hani masayı yapabilmek. Eidosu seyrediyor. Seyretmesi tutması demek, evet. Tabii. Burası bu da için... tutma faaliyetini de lütfen şöyle tut. Hani hafızata tutulması demek. Yani bunun yetiler itibariyle bir karşılığı var. Bunu herhangi bir canlı türü bu şekilde yapabilse, hafızasında tutabilse, onu kavrasa, yani tutabilme, tutma hareketi öyle bir şey. O zaman yapar masayı. O alet yapmayla ilgili bir enteresanlık. Anladım. Evet. O zaman bu masanın yapışı esnasında o eidosu tutuşu, bu anlamda evet. İşin otoorgike tarafı, faaliyeti. Güzel. Ama ortaya da böyle bildiğimiz gibi bir masa çıkması da işin eidolo poike tarafı gibi. Ha, işte şimdi bak, güzel. Şimdi mesele burada tabii ki o. Yani niçin psike bağlamını koymadan bir topos olarak Platon'la ilgili hiçbir meseleyi anlayamayacağımız buradan ortaya çıkıyor. Yoksa o standarta geri dönmekten başka çaremiz kalmıyor. Yani işte orijinal at, kopya at hikayesi. Çünkü burada da auto'yu görünce yani dolayısıyla onu direkt olarak orijinal olarak görsün. Orijinallerin meydana getirilmesi, kopyaların meydana getirilmesi. E peki bu nasıl oluyor? Sen o zaman yakından takip etmeyi nasıl anlıyorsun? Yok, onu görmezden geleceğiz. Dolayısıyla bir onu yapıyorsun, bir onu yapıyorsun. Bunlar iki ayrı faaliyet olmuş oluyor. Aslında yakından takip etmeyi anlamaya çalıştığımız an bunların birbiriyle iç içe geçtiğini görüyoruz. Ama sen buna rağmen yani neyi esas alarak yaptığın burada önemli. Bu çok ilginç bir şey. Çünkü sonuç olarak kozmogonyada da yani evrenin meydana getirilmesinde, doğuşunda da neyi seyrederek yapıyordu Demurgos? Kalosu değil mi? Kalosu ve ideayı esas alarak. Dolayısıyla da şimdi senin marangoz örneğinden biraz daha çıkalım. Demurgos'un kendisine gidelim. Yani Demurgos olarak anılan o faaliyete gidelim. Yani hani kozmogonyaya. Evrenin meydana getirilmesine, faaliyetine gidelim. Oradaki durum ne? Bak çok ilginç teolojik sonuçlar çıkabilir. Analogon yapamadım şu an. Meydana gelen şeyin aynı zamanda eidolon itibariyle bu olması gerekmez mi? Şimdi az önce sen marangozla ilgili söyledin. Yani sence bir marangozu diğer marangozdan ayıran ne? Bir fabrikasyon ya da makine olmadı. Şimdi makine olsa bunların ikisi de aynı standartta olur değil mi? Ama marangozun bir tarzı ortaya çıkıyor. Bak sanattan söz etmiyoruz, zanaatten söz ediyoruz. Sanatta iş başlı başına böyle. Bir üslup çıkar değil mi? Bir tarz çıkar. O üslup ve tarz dediğimiz şey nedir? O ustanın değil mi? Alameti farikasıdır eserindeki. Doğru mu? Çünkü eseri de o demek. Eser iz demek yani. Hani eser miktarda denir ya. Şimdi bakın mevzular nasıl açılmaya başladı.
Yani Platon'u dümdüz okuduğunuz zaman, dümdüz ederek, yani ütüleyerek okuduğunuz zaman bunları açmanıza imkan yok. Yani aslında metinden anlaşılması gereken derinliği anlayamaz hale geliyorsunuz. Anladınız mı? Bu tamamıyla bir muhatap olarak, o sahnenin muhatabı ve seyircisi olarak sizle ilgili bir durum, metinle ilgili değil. Dümdüzseniz metin de dümdüz. Değilseniz metin de öyle. Hocam belki şimdi biraz daha iyi anlamak için soruyorum da, iyi bir marangoz ve kötü bir marangoz olduğunu varsayalım. Kötü marangoz otururken yapmadan, ya da daha doğrusu Eidos'u seyretmeden mi yapıyor şeyini? Masasını. Eidos'u seyretmeden masa yapabilir mi? Ya da otururken takip şimdi, etmeden bir Eidos'u koyken yapılıp bir ergon ortaya çıkabilir mi? Şimdi kötü marangoz nasıl yapar? Kötü marangoz orada tutamaz. Kötü marangozun o bunun masanın eidosunu tutamama gibi bir sorunu var. Kaybeder onu. Tekrar bulmaya çalışır. Dolayısıyla ikisinin arasını doldurmaya çalışırken dolayısıyla masa da buna uygun bir şekilde olabilecek en kötü haliyle olur. Hani sonuç olarak temel işlevi bakımından herhalde bir sorun olmaz. Çünkü işlev bağlamı işin en kolay kısmı. Ama masa dediğiniz şeyin kendisinin o eidos olarak bir masa oluşuyla buradaki eidos olarak masa oluşu arasında çok kategorik bir farkı var. Bakın dikkat edin, bu asıl kopya meselesinde anlaşılmayan bu. Yani o öyle bir masa ki, şimdi bak masa örneği vererek bu at mevzusunu zorluyorum, dikkatinizi çekerim. Öyle bir masa ki o masayı hiçbir koşulda yaparak tüketemezsiniz. Anladınız mı? Ve o hiçbir zaman tükenmemesi itibariyle burada bitirilemez, sonuçlandırılamaz yani. Dolayısıyla o masa hep kendi içinde aynı kalır. Masa olarak. Ama onu bin bir biçimde burada yeniden ve yeniden üretebilirsiniz. Hem de sadece olmuş olanlar açısından değil, bundan sonra olacak olanlar açısından. Aristoteles'in bu işi Katalu'ya havale etmesinin sebebi o. Anladınız mı? Buradan bakıyor mevzuya ve diyor ki, ya diyor, bu tümel. Katalu dediğine kat holon. Orada holon o Katalu'daki. Kat holon. Yani bütün itibariyle demek. Bütüne tabi. Bütüne göre demek. Yani masanın öyle bir bütünlüğü var ki o parçaların hepsini alıyor ve ondan sonra da alabilir. Dolayısıyla da diyor ki, ya bu dolayısıyla Platon'daki Holon-Meros ilişkisini de tamamıyla nazariyet cihetinden fikriyat cihetine ne yapıyor? Naklediyor. Dolayısıyla buradaki masalarla tüketilebilir bir eidos tasavvuru. Hayır. Bunu tabii bu itibarla sadece bir dizayn, tasarım ilkesine dönüştürüyor adam onu. Aristoteles. Anladınız mı? Bir tasarım ilkesine. Dolayısıyla tasarım ilkesi olması bakımından da ona ne atfediyor? Diyor ki, bu morfedir ya, uzatmayın diyor. Ve onu basit anlamda görüntü olarak skemadan ayırıyor. Onun hani şekli şemalinden ayırıyor. Değil mi? Çünkü hani masa formu bir dizayn ilkesi, bir tasarım prensibine dönüşüyor yani. Bak diyor, sen masanın ne olduğunu öğrenirsin. Tamam mı? Yani ne iş yaptığını, fonksiyonun işlevini öğrenirsin. Sonra da bir marangozun yanına girersin. O sana ağacı gösterir. Değil mi? Zımparayı gösterir. Nasıl cilalanır onu gösterir. Bunlar birbirine nasıl geçer? Bunları gösterir. Marangozluk sanatını öğrenir. Dolayısıyla da sen de böylece marangoz haline gelmiş olursun. Yani bu işi o kadar uzatıp buradan bir eidos çıkarıp o senin söylediklerini söylemeye gerek yok diyor. Yani oradaki form meselesi masada gayet mükemmel çalışıyor bu anlamda.
Ve bunun kavramsal bağlamı da ya da zihinsel bağlamı da işte kataloğa denk düşüyor. Dolayısıyla da masanın kataloğu olması bakımından, kat holon olması bakımından bu da ne? Hekaston. Şu şey. Yani dolayısıyla da tümel tike. Bitti. Bitti. Ben diyor senin işte mevzunda eidos olarak form dediysen bitmişti. Sen hani senin durumun bu diyor. Aristoteles. Ama orada neyi atlıyor? Bu yapma işlerinin hepsinde. Otorgikeyi. Biraz önce bizim böyle bir yavaştan farkına varmaya başladığımız şeyi. Yani aslında meydana getirme faaliyetinin sadece ergonu itibariyle eidolonu değil, otoyu yani meydana getirenin kendisini de ne yaptığını meydana getirdiğini gösteriyor. Fakat buradaki meydana getirmeyi nasıl anlayacağız? Yani üslubunda ve tarzında marangozun bizatihi anlayabilir miyiz? Yani marangoz masa mı oluyor? Hani kendini meydana getiriyor dedik ya. Marangoz masa mı oluyor? O herhalde olmuyor değil mi? Yani bir metamorfozla hani Kafka'nın hikayesindeki gibi değil mi? Gregor Samsa'nın bir böceğe dönüşmesi gibi bir sabah kalktığında tekinsiz bir geçirilmiş gece ve bir yoğun kabustan sonra bir sabah bir kalkıyor ki böcek olmuş gibi değil değil mi? Yani orada dolayısıyla bu bir transformasyon değil. Transformasyon yani bir biçimden başka bir biçime hulul içine girme değil. Ne bu? Mimesis. Şimdi bununla Demiurgos'un faaliyeti arasındaki ilişkinin kurulması bakımından. Çünkü ne dedi bize sofiste? Bu hem teyi olur hem antropu dedi değil mi? Yani ilahi ve beşeri olur. Şimdi beşeri olanı biz konuşuyoruz. Ama ilahi olan bağlamını Timaios da anlattı. Aslında Demiurgos'la ilgili bağlı. E zaten bunun üzerine ne diyor? Zaten Timaios'taki en önemli vurgu bununla ilgili ya da ipucu ne? Kozmos onu meydana getirene ne yapar? Benzer. Ne itibariyle benzer? Onun eikonu olması itibariyle. Yani sureti. Değil mi? Yaratıcısının suretindedir. Şimdi bu suretle ilgili mesele işin asıl anlaşılmayan kısmı sevgili arkadaşlar. Suret meselesi. Ama şimdi suret deyince tabii yani hani Aristoteles sonrası özellikle yani İslam felsefesi ya da felsefecilerinin elinde bu suret meselesi anladığım kadarıyla morfenin karşılığı olarak kullanılıyor değil mi? Şimdi biz bunu böyle anlayabilir miyiz? Bir önce buna bakmamız lazım. Çünkü eikon bağlamı suret olarak aynı zamanda Timaios'ta ne için kullanılıyordu? Aidion, Aion için değil mi? Sonsuz varlık içinde. Sonsuz varlık dolayısıyla sonsuzluğunda oluş itibariyle hangi surete bürünüyordu? Tam olarak. Neye göre? Aritmosa, sayıya göre. Değil mi? Heh. O da mimetik bir durum. Mevzu buraya geliyor. Şunun bir altını çizeyim ben. Şudur. Mevzu bu. Ve elbette Eidolo Poike ile esastan ilgisidir. Çünkü duyusal tecrübe itibariyle meydana gelen şey buradaki şeydir yani. Mesela masadır.
Beşeri olmayla yolunda doksayla ve arifteyi ayrım yapacak mıyız? Tabii çünkü aynı zamanda beşeri olanda da otu urgike ve eidolopoike var. İlahi olanda da otu urgike ve eidolopoike var. Yani bu şöyle anlaşılabilir görünüyor. Şimdi otu urgike sanki teu yani hani ilahi de eidolopoike hayır. Evet, evet. Evet. Şimdi burada daha fazla bu konuyla ilgili neler söyleyebiliriz? Zamanlamamız nedir? Tamam. Şimdi buraya bir şöyle bir girelim. Hafiften bir şimdi bununla yeni karşılaştığımız için bu değişik bir durum oldu, değil mi? Şöyle bir nedir? Yani şimdi Platon'u bu kadar zamandır herkes biliyor, ediyor, eğiliyor değil mi? Karıştırmayan kalmadı altını üstünü filan. Ama şu sözcüğü önüne koyan var mı? Ya sofiste bu urgike, poike meselesini başka türlü anlayamazsın ki. Şuradaki autoya kafayı takman lazım ne bu diye. Ya da senden önce yapılmış İngiliz, Alman, Fransız çevirilerine bakıp bunu doğrudan doğru işte orijinaller, asıllar deyip dolayısıyla bunu da bir tür nesne pozisyonunda görmen lazım. Orijinal asıllar deyince yani hani asıl nesne kopya nesne oluyor ya. Eidos öyle ya yani sonuçta bir nesne yani hani noetik faaliyetin nesnesi noeton olması bakımından filan. Oysa burada auto diyor ya. Yani buradaki psike referansını dikkate almadan sen bunu açamazsın. Niye? Bir defa urgike diyor. Çünkü burada fail meselesi var değil mi? Fail var burada. Peki niye bu faili iptal ediyorlar sürekli de bunu orijinal diyorlar? Çünkü zaten düşünce bu failin iptali üzerine. Aristoteles'ten itibaren düşünce bu şekilde yürüyor. Şu yakından takip etme mevzusuyla ilgili sözcüğe bakıyorum. Parakoliteo. Parakoliteo. Sözcük o. Yakından takip etme. Yani referans verdiğim şey de var mevcut. Yerde. Peki. Burada daha başka ne söyleyebilir? Şimdi bir giriş olması bakımından yani bir anda kendimizi de böyle engin denizlere bırakmayalım. Buradaki ilginç bir şey nokta psikeyi esastan tanımlayan bir sözcük vardır Platon'da. Phaidros da bunu net söyler. Psikeyi tanımak için nedir o? Psikeyi esastan tanımlayan faaliyet ve bu faaliyetin adı ne? Otokinesis. Heh. Tabii. Yani zaten psikenin ölümsüz olmasıyla ilgili mevzu doğrudan buradan çıkıyor. Otokinesis olması. Bu otokinesis sonra Aristoteles'te neye irca olunuyor? Neye indirgeniyor? Mekanda yer değiştirme, locomotion yani. Ve bu otokinetik bağlam psiki için hayati. Çünkü mağaradaki pozisyonu zincirli olarak arkadan gelen ateşin ışığıyla duvarda gölgesini seyrederken tam olarak kaybettiği bu oluyor.
otokinetik özelliğini kaybediyor. Anladınız mı? Çünkü zincirler onu sabitliyor. Dolayısıyla da neye ikna ediyor? Ölümlü olduğuna. Psikeyi ölümlü olduğuna ikna ediyor. Bedeni değil, bedenin öyle olduğu belli. Yani bununla ilgili bir sorun yok herhalde. Dolayısıyla da aslında doksa, psikenin otokinesis esasında kendisine yabancılaşması demek. Yani hareketi kendi dışından kendisinin maruz kaldığı bir şey olarak idrak etmeye, anlamaya başlasınlar değil mi? Buradaki idrak etme ve anlamadan kastım ne? Eykazya ve pistis tabii ki. Doksa itibariyle. Bakın yani düzlem yükseltme bu. Bilmem yakından takip edebiliyor muyuz? Ama yani Platon'la ilgili o kadar laf ettikten sonra buraya gelmemiz lazım. Dolayısıyla da otokinesisle otourgiki arasındaki ilişkiye de dikkatinizi çekiyorum. Yani bu psike bağlamı referansı açısından. Dolayısıyla da aslında yeterince bir şeyde bulunduk bence. Şimdi verdiğimiz örnekleri de marangoz filan dedik. Bunları çeşitli şekillerde çoğaltabiliriz. Zaten geçen ders ne dedik? Hani bu mimesise bakacaksak bununla ilgili çok verimli bir kaynak ne? Bizatihi sanat. Sanatın kendisi zaten bu kavramlar üzerine. Dolayısıyla biraz bunları da önümüze koyarak buradan devam edelim.